Yani büyük kollar tabii ki bir numara sayı olarak Katoliklik, sonra Protestanlık ve Ortodoksluktur. Evet. Şimdi bu Big Bang teorisinin felsefi sonuçları, siz ne çıkarıyorsunuz ona bakalım. Big Bang ve pek çok insan evren nasıl yaratıldı sorusuna yanıt ararken aynı zamanda evrenin sonu nasıl gelecek? Yani kıyamet nasıl kopacak ona da yanıt arıyor. Tabii tabii. Yani ikisini birlikte sırayla isterseniz düşünelim. Evet, o zaman yani, siz Big Bang'in felsefi sonuçları nedir diye demişken ben ikisini alalım. Birden hepsini evet. Bir kucaklayacak bir şey yapmaya çalışalım. Şimdi Big Bang'in ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi şu, bizim için çok önemli olan evrenin başlangıcı olduğunu gösteriyor. Şöyle bir felsefe tarihine bakalım. Big Bang evrenin başlangıcı olduğunu mu gösteriyor? Evet. 13,7 işte milyar yıl önce bence evrenin başlangıcı olduğu tezini ciddi şekilde destekliyor. Şimdi tarih boyunca iki tane temel tez felsefe tarihinde ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Birincisi tek tanrı inancına sahip olanların tezidir. İşte Allah var ve geri kalan şeyi Allah yaratmıştır. Ezeli olan Allah'tır görüş. Bunun karşıt tezi evren ezelidir. Geri kalan her şey ise evrenin içindeki doğa yasaları çerçevesinde tesadüflerin arka arkaya gelmesiyle oluşmuştur tezi. Materyalist felsefede de birçok kimsenin kitaplarına bakarsak, mesela Engels'inkileri diğerlerine bakarsak, aşağı yukarı şöyle bir ifadelere rastlarız. İşte Tanrı mı, evren mi öncedir? Felsefenin en derin, en temel sorusu budur. İkisinden hangisinin önce olduğunu gösterelim gibi bir felsefi olarak hangisinin doğru olduğunu ispatlayalım şekilde yaklaşımlar olmuştur. Fakat bir şeyin tabii ki ezeli olduğunu göstermek mümkün değil. Yani ne Allah'ın varlığının ezeliğini göstermek mümkün, ne de evrenin ezeliği olduğunu göstermek mümkün. Fakat burada tabii ki şöyle bir nokta var. Eğer ki evren yaratılmışsa, o zaman evrenin bir başlangıcı olması gerekiyor. O zaman böyle felsefi argümanı şöyle kurabiliriz. Yani birinci maddemiz diyoruz ki ya evren ya Tanrı ezelidir. Bu tarih boyunca koymuş tezlerin bir yerde, önemli tezlerin özeti. İkinci maddede bu evrenin bir başlangıcı vardır'ı gösteriyoruz. Üçüncü maddede şunu gösteriyoruz. Bu evrenin bir başlangıcı varsa ezeli olan, her şeyin açıklaması olan evren olamaz. O zaman bundan çıkan otomatikman sonuç Allah'ın varlığının her şeyin açıklaması olduğudur. Evrenin her şeyin açıklaması olamaması. Big Bang teorisi evrenin başlangıç tarihini gösterecek şekilde bize bir bilimsel yardımda bulunuyor. 13,7 milyar yıl önce bu patlamanın olduğunu göstererek. Bu tabii sadece Big Bang'le değil. Daha evvelde entropi yasası ortaya konmuştu 19. yüzyılın sonunda. Entropi yasası da sürekli olarak evrende bir düzensizliğe doğru gidişin olduğunu söylüyor. Eğer ki sürekli olarak evrende bir düzensizliğe doğru gidiş varsa, evren sonsuzdan biri var olsaydı, şu anda sonsuz düzensizlik olması gerekiyordu. Fakat şu anda düzen olduğunu görüyoruz. Ha, bunun tek mantıksal çözümü evrenin bir başlangıcı olması, entropinin sonsuz olmamasını. O zaman entropi ve Big Bang teorisi bilimsel olarak evrenin bir başlangıcı olması gerektiğinde güçlerini birleştiriyorlar da diyebiliriz. Peki bundan önce bu ortaya konmamış mıydı? Ha, bundan önce de ortaya konmuştu. Mesela bizde Kindi'de veya Gazali'de mantıksal argümanlarla evrenin başlangıcı olduğunu ortaya koymuşlardı. Bunlar daha çok felsefi argümanlardı. Şuna benzer şekilde işte evren eğer ki geçmişi sonsuzsa bizim sonsuzu aşıp bu noktaya gelmiş olmamız gerekiyor. Fakat sonsuzun kendisi tüketilemeyen, gittikçe bitirilemeyen ifade eder. Sonsuzu geçtik ifadesi kendinde çelişkili olduğunu gösteriyorlardı böylece. Ha, evrenin geçmişi sonsuz olamazsa demek ki başlangıcı var diyorlardı. Veyahut da başka bir felsefi argümanda biz ne kadar ekleme yaparsak yapalım sonsuzun oluşamayacağını göstererek evrenin geçmişinin bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyordu. Yani Big Bang'ten önce evrenin başlangıcı olup olmadığı bu şekilde felsefi argümanlarla ileri sürüyordu. Bana göre bu felsefi argümanlar da çok önemli. Tabii bunlar üzerine oldukça iyi konsantre olmak gerekiyor. Yakında çıkacak benim edit bir kitabım var. Ne kitabınız? Ondaki Allah, felsefe ve fizik veya Allah, fizik ve felsefe tam ismine karar vermedik. Buna benzer bir ismi olacak. Burada William Lane Craig, Robin Collins, Alvin Plantinga, Richard Swinburne gibi felsefecilerden ki bunlar yani dünyada etkin olan felsefeciler. Onlardan da makale var. Kendi makalelerim de var. Beraber edit ettiğimiz Enis Toko arkadaşımın da makalesi var. Buradaki bir makalemde de bunu aslında çok detaylı bir şekilde şu anda söylediğimi yani sadece bu felsefi argümanları da bilimsel argümanlarla beraber ortaya koyan bir makale ortaya koyacağım. Ama seyircilerimiz eğer ki bu konuyu merak ediyorlarsa benim Big Bang ve Tanrı kitabından da
İnternette de bigbang.gntr internet sitesinden buna ulaşabilirler. Şu anlattıklarımı detaylı bir şekilde açıkladım. Bu şimdi burada her yerde bulunabiliyor mu, onu da sorayım. Vallahi ben yani bu dağıtım işlerini iyi bilmiyorum. Fakat ben internette bedava bir şekilde bütün kitabın indirilebilmesini koydum. Bütün isteyen seyircilerimiz ücretsiz olarak kitabın, tabii benim bütün kitaplarıma internetten ücretsiz olarak indirilebilir. canertaslaman.com'dan bütün sitelerime geçip dileyen kimse dilediği kitabımı indirebilir. Umarım dağıtımda iyi yapılır. Kitap olarak almak isteyenlere de ulaşabilir. Tabii onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi Big Bang'in ortaya koyduğu şeylerden birisi bu. Tarih boyunca bakalım. Bu evrenin başlangıcı olduğuna ilgili tez. Teizmi mi? Yani tek tanrı inancını mı? Ateizmi mi destekliyor? Çok bariz şekilde bunu destekliyor. Peki gelelim ikinci noktaya, sizin sorduğumuz. Tek tanrılı dinler ne dediler tarih boyunca? Dedikleri şey şuydu. Bu evrenin bir sonu var. Pardon, orada unutmayın sözünüzü de. Niye teist, tek tanrılı dinler söz konusu olsun? Çok tanrılı dinlerde de aynı şey olamaz mı? Yani çok tanrılı dinlerde de ne vardı? Her tanrının başka bir görevi var. Biri yeraltı tanrısı, biri kötülük tanrısı, biri iyilik tanrısı diye inanılıyordu. O zaman bir de gökyüzü tanrısı. O da bunu yapmış olabilir. Yani çok tanrılı dine inanan, geçmişte inanan insanlar için de ters bir durum değil bu. İlle tek tanrılı olması şart mı bu düşünceyi savunabilmek için? Onunla ilgili kısmını şöyle diyeyim. Birincisi, felsefe tarihindeki temel fikirlere baktığımız iki temel fikir var derken yan fikirler olduğu için temel fikir ifadesini orada kullanıyorum tabii ki. Fakat ciddi anlamda felsefe literatürüne baktığımızda çok tanrıcı bir şeyi savunan bir kimseye rastlamazsınız. Bunun dışında söylenebilecek şöyle bir şey var. Çok tanrılı dinlere baktığımızda, mesela biz eski Yunan'a baktığımızda, oradaki tanrıların hepsi bu evrene içkindir sadece. Mesela yani, dağların tepesinde tanrı vardır. Mesela orada tamamen içkin derken, mesela bir dağların tepesinde işte o adeta mukimdir, oradan işlerini yönetir. Diğer işte denizlerde falanca işleri yönetir. Öbür gökyüzünde yağmuru yönetir. Yani bu ev, bu dünyanın için, hatta evrenin de bu dünyanın içini parsellemiş tanrılardır. Fakat görev dağılımı yapmışlar. Evet. Şimdi Big Bang teorisine ilgili şeye gittiğimizde, bu evrenin başlangıcını aşkın bir gücün olması gerekiyor ki onu meydana getirebilmesisin diye. Bu aslında çok tanrılı fikirlerin hiçbirinde bu evreni aşkın olan böyle bir güç yok. Ama işte o yüzden çok tanrılığın bir alternatif olmaktan da çıkartıyor Big Bang. İşte ama o zaman da biz bugün felsefi olarak buna karar verebiliriz belki. Çok tanrılı ya da mitolojik dinlere, mitolojik tanrılara inanıldığı dönemlerde böyle Big Bang diye bir şey söz konusu değildi. Fizikçiler bunları tartışmıyordu. Onlar o dönemde tartışılmış olsaydı, mitolojik tanrılardan birine de bu görevi vermiş olurdu o zamanki inananlar, değil mi? İşte mitoloji yazardı bunu da. Eğer ki tabii İslam da öyle gözüken olaylara göre sonradan yazılan bir din olsaydı bu söz konusu olabilirdi. Orada dediğiniz gibi işte o mitolojilerin yazımında halka neyin nasıl ezberletileceği, neyin iyi olacağı düşünülüyorsa şiir formatında yazılmış, birçok kimse de ezberleyip nesilden nesile onları aktarmış. Fakat Kur'an bunları söylerken, birçok şey atıf yaparken, evrenin başı olduğuna, sonu olduğuna, böyle bir kozmolojinin bu temel unsurlarına veyahut da ayetlerde her şeyin bir arada olduğunu, evrenin genişlediğini söylerken olayları görüp de söylemedi. 1400 yıl öncesinden söyledi. Eğer ki İnsan eliyle oluşturulan bir din olsaydı tabii ki öyle olurdu. Yani o dikkat çektiğiniz şey aslında çok önemli, aradaki farkı anlamak için. Yani insan eliyle oluşturulan bir dinle Allah'tan gelecek vahyedilen bir din arasında hangi farkları beklememiz gerekli sorusunda ki cevap da oldukça önemli. Ama istiyorsanız sonuyla ilgili bir şeye de geçelim. Big Bang çünkü sonunu da gösteriyor, onu unutmayalım. Dinlerin tezine bakalım, bu evrenle ilgili ne diyorlar? Mesela çok tanrılı dinler veyahut da Hinduizmin birçok kolu, diğerlerine de bakalım. Aşağı yukarı her şey bu evrenin içinde döngülerle gidiyor. Bu evrenin sonsuz olduğuna dair bir tarif var. Aristoteles fiziğinde yıldızlar sonsuzdan beri var olan bir yakıtla yakılmışlardır. Daha önceden dindarların birçoğu evrenin sonunun getirilmesi, ya bunu yaratan isterse sonunu getirebilir diye bir iman meselesi görüyorlardı. Kur'an ayetlerinde görüyoruz, Peygamberimiz ve Kur'an'da evrenin sonu vardır dendiğinde bununla alay ediyor insanlar. Bu evrenin sonu nasıl gelecek diyorlar. Öyle bir şeyin olmasının imkansızmış gibi ifadelerle karşı çıkıyorlar. Fakat modern fiziğin bize gösterdiği tabloda artık günümüz ateistler bile bu evrenin sonunu geleceğini iddia edemiyorlar. Mesela Big Bang teorisiyle ilgili karşımıza çıkan şeyi söyleyelim ki bu entropiyle de daha önce anlaşılmıştı. Eğer ki evren şu şekilde genişliyorsa bir süre sonra iki proton arasındaki mesafe
2 yılda milyarlarca ışık yılı kadar olup evren tamamen Big Chill denen diye anılan sona gelecektir. Yani ona büyük donma deniyor. Eğer ki büyük çöküş mü, büyük donma mı, ne? Büyük donma deniyor ona, Big Chill. Evet. Büyük çöküş dediğiniz şey Big Crunch diye crunch, anılan tabii. Şey. Evren genişlediğinde eğer çekim gücü galebe çalarsa her şey bir anda kapanacak şeklinde bir beklenti var. Fakat hangisini alırsak alalım bu ikisinden, bu evrenin sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğu gözüküyor.